Milli Eğitim Bakanlığı'nın o çarpıcı araştırmasına gelelim şimdi. Bakanlık Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde öğrencilerin başarı durumunu araştırdı ve sonuçları da yayınladı. Sonuçlar hiç iç açıcı değil. Çünkü araştırmaya göre öğrencilerin %40'ı, yani her 10 öğrenciden 4'ü Türkçe okuduğunu, yanlış duymadınız, yabancı değil, kendi ana dilinde, yani Türkçe okuduğunu bile anlamıyor. Yarısıysa matematikte akıl yürütemiyor. 8 kere 9. 81. 9 kere 8, 64. 6 kere 8. 6 kere 8. Matematikte akıl yürütebiliyor musunuz? Hayır, hiç de sevmem. Başarılı mısın? Hayır. Onun gibi binlercesi var. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre öğrencilerin %40'ı Türkçe'de okuduğunu anlamıyor, yarısı ise matematikte akıl yürütemiyor. Eğitimin çok büyük bir alarm verdiğini görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe, matematik ve fen bilimleri testinde 4. sınıf öğrencilerinin başarısını ölçtü ve öğrenci başarı izleme araştırması adıyla sonuçları paylaştı. Türkçe testinde öğrencilere okuduğunu anlama soruları soruldu ve teste tabi olan çocukların %60'ı sorulara doğru yanıt verdi. Ama %40'ı okuduğunu maalesef anlamıyor. Kafamız anlat bulak oluyor tabii, uzun paragraflar ve şeyler verdikleri için ondan. En temel sorun eğitimdeki bu ezberci sistemin devam etmesi. Bilimsel eğitimin referans olması gerekiyor. Matematikte durum daha da vahim. 8 kere 8. Matematik testinde çocuklara akıl yürütme soruları soruldu. %49'u sorulara doğru yanıt verdi ama %51'i yanlış yaptı. Yani çocukların yarısından fazlası matematik testinde akıl yürütemiyor. En sevdiğin ders? Beden. Niye matematik değil? Matematik biraz zor geliyor bana. Öğrencilerin en fazla başarı kaydettiği alansa fen bilimleri oldu. Uygulama ve akıl yürütme düzeyleri ölçülen öğrencilerin %65'i sorulara doğru yanıt verirken %35'i fen bilimlerinde başarısız oldu. Bu sonuçların sorumlusu kesinlikle öğrencilerimiz değil. Eğitim sistemine ilişkin maalesef atılan yanlış adımlar. Bakanlığın öğrenci başarı izleme araştırması farklı sonuçlar da ortaya çıkardı. İlkokuldan itibaren kendine hedef koyan öğrenci çok daha başarılı oluyor ve belki öğrenciler üzülebilir ama ödev verme sıklığı arttıkça testlerdeki başarı oranı da artıyor. Daha fazla ödev verirsin mi? Abi, Allah.